Zulübiyet. Ayrılmakla ölürüm ben. Benim doktorum Küba'da bir ilaç varmış. Ben o gidip oradaki o tedavide görmeni tavsiye ederim dedi. Beni tedavi eden doktora inanmam lazım herhalde, değil mi? Ondan sonra o deyince kalktım gittim. Şimdi bana doktor demeseydi, dışarıdan birileri anlatsaydı, işte Küba'da böyle şeyler bulunmuş, işte git bilmem ne, katiyetle gitmem. Bunun bilimsel şeyi önemli bence. Yani bilim, işte diyelim ki tıp bilimi o Küba'daki ilacı kabul etmiş. Kabul ettiği için ben de evet diyorum. Kabul etmese, bana sadece deselerdi ki ya Küba'da da bir şey varmış, bir de onu dene deselerdi, ben katiyetle denemem. Şimdi gittik oraya tabii. Orada müthiş bir disiplinle karşı karşıya geldim. Disiplin derken insani disiplinden bahsediyorum. Böyle devlet sopasıyla bilmem öyle bir disiplin değil. Bir kere mesela yüzü asık adam görmedim. Üzülen adam görmedim. Yok böyle bir şey. Yani panik adam görmedim. Herkes keyifli. Herkes sokakta yürürken şarkı söyleyerek yürüyorlar falan. Böyle bir topluluk. Şaşırdım kaldım. Ondan sonra gidiyorsun. Mesela çok enteresan. Bu ilaçları, bu bana verdikleri ilaçları diyelim ki 100 dolar bir şişesi. Türkiye'de geliyorsun 2700 dolar. Burada kendi halkına o ilaç bedava. 0 kuruş. Bedava. Şimdi diyelim bir hastanede yatıyorsun, tedavi oluyorsun. İşte bir hayli para tutuyor dışarıdan git. Kendi halkından birisi hastaladığı zaman o hastane bedava. Ekmek bedava. Yiyecek her şey bedava. Ev bedava. Hastane bedava. Okuma bedava. Canınız, bir insanın yaşamı için ne varsa hepsi bedava. Hepsini devlet vermiş. Ondan olur ki lazım olur diye 30 lira da maaş vermiş. 30 lira. Senin hastalığından ilgili de ömür boyu bu ilacı, bu damlayı kullanacaksın. Aynı şey. Ha gözlük takmışsın, ha bu damlayı kullanmışsın. Şimdi iyice rahatladım. Ha, çok güzel bir izah biçimi. Evet, çok güzel bir açıklama. Aynı bunu söyledi. Ondan sonra geldim burada, buradaki doktorum da aynı şeyi söyledi. Tamam dedi, bir sorun yok. Bir de başka bir şey getirdi, benim hayatımı disipline etti. Yani sabah 7'de yemek yemek zorundasın. Öğlende yemek yemek zorundasın. Yani bu şey süreci devam ettirebilmem için işte akşam yemek yemek zorundasın. Böyle bir durumun içine soktu beni. Büyük hemşire orada bana yemek verdi. Beraber olduk işte. Burada ne kadar Türk yaşıyor dedi. Dedi ki 7 kişi yaşıyor. Çünkü oraya kabul etmiyorlar herkesi yaşamayı. Bu 7 kişi, 3'ü biziz dedi. Elçilikte 3 kişi çalışıyor. 4 tane de insan var dedi burada Türkiye'li. Yani bir senedir hiç ikinci kata çıkamadım. Gittim orada 5 gün devamlı gezdim. Yani en azından ormanı gezmek istedim. Gezdim falan. Ayaklarım açıldı. Ya buraya geldim bak 2 kere merdiven çıktım. Abi mümkün değil benim merdiven çıkmam. Şey çıktım. Biz de çok şaşırdık ve çok mutlu olduk. Yo, ben İnanamadık yani. Mucize gibi bir şey. Ama yani çok zor bir şey. Mesela sen herkesten daha iyi bilirsin. Ya belli bir tembellik, vücut tembelleşiyor. Tabii. Böyle çıkmak mümkün değil yani. Yürümek mümkün.